İşyayın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak. Kökünden bir fidan meyve verecek. Rabbin ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu. Öğüt ve güç ruhu. Bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak. Rab korkusu hoşuna gidecek. Gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak. Kulağıyla işittiğine göre karar vermeyecek. Yoksulları adaletle yargılayacak. Yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek. Dünyayı ağzının değneğiyle cezalandıracak. Kötüleri soluğuyla öldürecek. Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak. Onun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak. Pars'la oğlak birlikte yatacak. Buzağı, genç aslan ve vesile sığır yan yana duracak. Onları küçük bir çocuk güdecek. İnekle ayı birlikte otlayacak. Yavruları bir arada yatacak. Aslan sığır gibi saman yiyecek. Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde oynayacak. Sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuğuna sokacak. Kutsal dağımın hiçbir yerinde kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek. Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa dünya da Rabbin bilgisiyle dolacak. O gün İşyayın kökü ortaya çıkacak. Halklara sancak olacak. Uluslar ona yönelecek. Kaldığı yer görkemli olacak. Merhaba, Doğuş Bayramı hazırlık güncesine hoş geldiniz. Bazen Peygamber Yeşaya'yı anlayabiliyorum. Müjdenin bütün heyecan verici yönleri henüz İsa'nın yaşamı, ölümü ve tekrar dirilmesiyle açığa vurulmadan önce bir peygamber olmaya çağrılmıştı. Eski antlaşmadaki birçok peygamber gibi çok olumsuz şartlarda, Yahuda'nın kesilmiş bir ağaçtan geriye kalan kök gibi olduğu bir zamanda Yeşaya peygamber olarak hizmetine başlamıştı. Ama bu karanlığın ve kargaşanın ortasında bile müjdeyle ilgili çok önemli şeyleri açıklama rolü ona verilmişti. Ve bu açıkladıkları yüzlerce yıl sonrasında meyve verecekti. O kadar derin şeylerdi ki ışığının karanlığı alt etmesi biraz zaman alacaktı. Peygamber Yeşaya büyük bir ışık görmüştü ama onun tamamen ortaya çıkışı için zaman gerekliydi. O yolu hazırlayacak, kesilen ağacın kökünden bir fidan meyve verecekti. Yeşaya bu umudu tarif etmek için onu İşay'ın kütüğünden çıkacak yeni bir filize benzeterek bu kişi de Rabbin ruhunun yaşayacağını söylemiştir. Bilgelik ve anlayışla dolu Rabbin gücüne, yetkisine, korkusuna ve bilgisine sahip birinin dünyaya geleceğini bildirmiştir. Davut ve İşay'ın soyundan doğacak olan bu kişi aynı zamanda mükemmel bir doğruluk ve güvenirlikle yargılayacaktır. İsa hakkında hiçbir bilgisi olmadığı halde Yeşaya, İsa Mesih'in gelişini mükemmel bir şekilde tarif etmiştir. Bu bir Kairos anıdır, yani Tanrı'nın zamanlamasıdır. Sonra peygamber gelecekte olacak daha başka birçok şeyleri de tarif etmeye başlar. Bu kez Yeşaya'nın olduğu yere daha yakınızdır çünkü bunu bizler de bilmemekteyizdir. Geriye dönüp baktığımızda İsa'nın Noel zamanında ilk kez dünyaya geldiğini görürüz. Ama ikinci gelecek için geleceğe bakmamız gerekir. Yeşaya kehanetinde bize neyden bahsettiğini biraz açıklar. Onun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak. Pars'la oğlak birlikte yatacak. Buzağı, genç aslan ve besili sığır yan yana duracak. Onları küçük bir çocuk güdecek. İsa döndüğü zaman her şeyi yenileyecektir. Bir zamanlar bize zarar veren her şeye karşı güvende olacağızdır. Kutsal dağımın hiçbir yerinde hiç kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek. Ölüm, yıkım ya da acı olmayacaktır. Böyle bir hayatı hayal etmek zordur ama bu İsa'nın ilk gelişi kadar gerçektir. Geçmişe dönüp bakabilir ve Peygamber Yeşaya'nın Mesih'le ilgili kehanetlerinin İsa'nın ilk gelişiyle gerçekleştiğini görebiliriz. Kehanetin geri kalanının da gerçekleşmesini dört gözle beklememiz için bu kadar gerçek ne kadar harika bir temel oluşturmaktadır. Noel dönemi geleneksel olarak Hristiyanların İsa'nın ikinci kez gelişi üzerinde düşünmeleri için ayrılmış bir zamandır.
Bu gelişin İsa'nın ilk gelişi kadar gerçek olduğunu hatırlamak için biraz zaman ayırın ve Peygamber Yeşaya gibi onu dört gözle bekleyin. Sevgili Baba, sana yaklaşmamızı istediğin ve bizi buna davet ettiğin için teşekkürler. Bize oğlun İsa Mesih'i vererek bunu mümkün kıldığın için teşekkürler. Bizi parçalanmışlığımız, utancımız ve isyanımızda çırpınmaya terk etmediğin, bunun yerine bize bir çıkış yolu sağladığın ve eve geri çağırdığın için teşekkürler. Lütfen bu hafta boyunca bana sözün aracılığıyla konuş. Alışkanlıklarımı, düşüncelerimi ve isteklerimi kendine uydur. İsa'nın dönüşünün ışığında yaşamama yardım et. İsa Mesih aracılığıyla. Amin. İsa'nın ikinci gelişi üzerinde düşünüyor musunuz? İsa'nın bir anda geri dönmesi acaba kararlarınızı nasıl şekillendirirdi? İsa'nın dönüşüne hazır hissediyor musunuz? Yoksa o güne kadar yapmak istediğiniz şeyler var mı? Bunları sıralayıp Tanrı'nın önüne getirin. Günlerinizi şekillendirmesini ve önümüzdeki yılda önceliklerinizi düzenlemesini isteyin. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.